Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla sizlere hazırladığımız transfer duyum videosuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımızı yeni tanıyan arkadaşlar diyordur, ulan bu adamlar bu kadar videoyu nereden buluyor falan filan. İzledikten sonra da şey diyordur, keşke bir video daha atsa. Bakın, transfer sezonuna aslında girdik. Hocam yok, daha 12 Ocak'ta başlayacak. Girdik biz transfer sezonuna. Ama sizler asıl transfer sezonuna girdiğimizi videoları izledikçe anlayacaksınız. İlk olarak Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu sözleşme süresi ortaya çıktı diyor. Biliyorsunuz sezon sonunda sözleşmesi bitecek Altay Bayındır'ın ve Fenerbahçe masaya oturuyormuş. Allah Allah. Niye masaya oturuyoruz ya? Ocak ayında sözleşme uzatmayı hedeflediğimiz milli kaleciye önereceği sözleşme süresi belli olmuş. İşte detaylar. İş transfer harekatı başladı. Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor. 24 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Takımda kalacağı konuşulsa da Altay'ın ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya başladı. Inter ve Napoli'nin de ilgilendiği öne sürülürken Fenerbahçe cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jesus Altay'ın Fenerbahçe için önemli rol oynadığını söylemiş ve kalmasını istiyormuş. 5 yıllık sözleşme. Aspor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi 24 yaşındaki eldivene 5 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi hedefliyormuş. 2019-20 sezonunda Ankara Gücü'nden transfer edildi. Hem milli takımın hem de Fenerbahçe'nin kalesini koruyor. Yo, milli takımda izin vermiyorlar. Sarı lacivertli formayla şu ana kadar 125 maça çıktı. 140 gol yiyip 39 maçta kalesini gole kapattı. Arkadaşlar bakın, 125 maç, 39 maçta kalesini gole kapattı. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim mi? 39'un sanırım 14'ünü bu sezon kapattı. Ya da 15'ini. 14'te de 15'ini bu sezon kapattı. 14'ünü diyelim. 25, 14. Yani 3'te 1'inden daha fazlasını sadece bu sezon gole kapatmış. Bu da neyi gösteriyor? Bu sezon aslında Fenerbahçe'nin defansif olarak daha düzgün bir çizgide olduğunu gösteriyor. Jesus ne diyor? Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir oyuncumuzu kaybetmek istemem diyor. Devre arasında gitmesine izin vermiyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro diyor. Bana katılmayacaksınız biliyorum ama 13 milyon euro falan etmez. Etmez. Etmez abi. Hayal dünyasından uyanın. 13 milyon euro falan etmez. Ben ne 13 milyon euroluk kaleciler biliyorum. Saydın mı lan? Say lan. Yok, saymadım ama yani nicelerini biliyorum. Allah aşkına arkadaşlar, şeyden çıkın. Uğurcan bilmem kaç milyon euro ediyor. Şu kaç milyon euro ediyor. Niye kimse almıyor? Niye kimse almıyor abi? Bir akıllı siz mi varsınız? Niye kimse almıyor bu adamları? Ben onu anlamıyorum. Şimdi mesela Fenerbahçe Alanya'yı 4-2 mağlup etti. Eğer az futbolcuları sahadan çıkmasaydı, yani az futbolcular sahadan çıkmasa, yedeklere kalmasa, o iki tane golü de yemeyecekti. Adı hazırlık maçında gol yemedi olacaktı. Bu böyle bir şey değil işte. Bu böyle bir şey değil. Lig maçları, resmi maçlar. Peki hocam şunu soralım. Sen Altay Bayındır'a kaça gider diyorsun? Ben maksimum 7 milyon 8 milyon euroya gider diyorum. Sözleşmesi uzamış halinden bahsediyorum ha. Şu anki halinden değil. Şu anki halinde 7-8 de verilmez. Giderler şey yaparlar. Sezon sonunda sözleşmesi biter. Boşa çıkar. Oradan hallederler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Fenerbahçe Peter Olayinka transferi için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu haberi sunduğum için utanıyorum. Çünkü bu haber 3-4 gün boyunca arka arkaya paylaşılan bir haber. Birçoğunuz da şey diyeceksiniz. Ya hocam hani ikide bir de bu haberi görüyoruz. Gerçekten bir şey mi var diye. Arkadaşlar bak, haberin detayında diyor ki Olayinka için Fenerbahçe transfer detaylar çalışmalarını sürdürüyor. Ja Pedro sakatlandı falan filan. Ya iyi ki Ja Pedro sakatlanmış, yoksa bunlara malzeme çıkmayacaktı. Nijeryalı golcü için harekete geçmiş. Antalya'ya gitti. Pedro'nunki 3 kulvarda mücadele. Fenerbahçe 27 yaşındaki Olayinka'yı listeye almış. Kimin listesine? Sözleşme sezon sonunda bitecek. Prag'dan ayrılmayı düşünüyor. 27 yaşındaki golcü performansıyla dikkatleri üstüne çekmiş. 169 maçta
782 gol, 436 asist. Pardon, 169 maçta 44 gol, 23 asist. Dikkatleri üzerine çektiğine göre diyorum. Nijerya milli takım formasıyla da 4 karşılaşmada görev almış. Peter Olayinka'nın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro. Arkadaşlar, transfer market'taki değere göre transfer yapanların sonu hüsran olur. Hocam ama iyi bir futbolcu bak. Sen Olayinka'yı tam hatırlamıyorsun herhalde. İyi bir futbolcu. Ben size bir şey sorayım mı? Olayinka mı iyiydi? Biz mi çok kötüydük? Hiç düşündünüz mü bunu? Bana soracak olursanız biz o kadar kötüydük ki İsmail Kartal zamanında. Bu çocuk süperstar gibi geldi gözümüze. Ama tırt bence. Ya bunun gibi bir sürü futbolcu var. Bunun gibi bir sürü futbolcu var. Çıkart hocam iki tanesini, üç tanesini çıkart. Ya bir sürü futbolcu var bunun gibi. Yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Yani iş buraya kalırsa. Hocam iyi de bunun gibi bir sürü futbolcu varsa 6,5 milyon euro niye piyasa değerleri yok? PR. PR. Fenerbahçe taraftarı bir futbolcu hoşuna gidince gidiyor transfer marketine. İkide bir de giriyor. Yani oraya gir, buraya gir. Futbolcu da bak buradan bile piyasa değeri kazanan futbolcular oluyor. Mesela Gonçalo Ramos. Durdu. 21 yaşındaki futbolcu. Bak durdu. Dünya Kupası'nda yedeklerdeydi. Gitti birdenbire oynattılar. Birdenbire. Portekiz milli takım 4 maçta 4 gol. 24 milyon euro piyasa değeri yazıyor. Herifler 2020'den beri oynatıyor. Bu sezon adamın Dünya Kupası'ndaki yani 3 gol 1 asistine çık. Adam 14 gol 6 asist yapmış mesela. 14 gol 6 asist yapmış 21 maçta. Birçok kişi şöyle böyle diyordu. Ama Dünya Kupası'ndaki PR'dan sonra bir şey soracağım. 24 2 ile çarp 48. 55'ten aşağı gitmez diyorum. Var mı itiraz olan? Bu da böyle arkadaşlar. Gerçekten diyorum bak. Olayinka Fenerbahçe seviyesinde değil. Etmeyin eylemeyin. Ben bunu da geçtim. Bu haber de doğru değil. Külliyen de yalan. Fenerbahçe'nin gözdesi Joel Waterman'a Adana Demirspor kancası. Bir kere Fenerbahçe'nin gözdesine Adana Demirspor kanca atıyorsa o Fenerbahçe'nin gözdesi değildir. O basının uydurmasıdır. Niye hocam Adana Demirspor'u çok mu düşük görüyorsun? Hayır, alakası yok. Adana Demirspor'un profili belli. Daha çok bitmeye gelmiş sorun ya da sorunlu futbolcular bir şekilde getirip şov yapma vesaire. Yani bir şekilde bitmeye gelmiş futbolcular. Ne derseniz deyin. İster katılın ister katılmayın. Ama daha çok bitmeye gelmiş futbolcular. Şimdi bahse konu olan futbolcu arkadaşımız stoper, Montreal'de oynuyor 26 yaşında. Fenerbahçe'ye Kanadalı oyuncudan kötü haber gelmiş. Dünya Kupası'nda Kanada formasında var. Kanada formasını giyiyor. O kadroda var. Fenerbahçe şunu yaptı, bunu yaptı. Stopere ağırlık verdi. Kötü haber neymiş? Adana Demirspor devreye girmiş. Ukrayna stoperi Rakitski'nin sözleşmesini feshetti. 1.88'lik Waterman için Adana Demirspor girişimlere başlamış. Montreal'le sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro. 26 yaşındaki oyuncu 33 maçta forma giyip 3 gol 2 asist. Kanada milli takımında da 2 maçta forma giydi diye. Bu arkadaşı bir şey söyleyeyim. Yani içim çok atmadı ya. Yani bana kızmayın ama içim çok atmadı bu arkadaşa. O yüzden duyum olarak zaten kulağıma gelen de bir şey yok. Ben bunu doğrulamıyorum da yalanlamıyorum da. Bilginiz olsun ama daha çok yalanlıyorum diyeyim ya. İsmail Yüksek'in menajeri transfer iddialarını doğruladı. Inter, Milan falan filan diye. Bunu geçtiğimiz günlerde konuştuk arkadaşlar. Tekrar aynı haberi paylaşıp da PR kasmanın lüzumu yok. Videolar da var. Serdar Dursun. Oyun stilime bakarsak ben İbrahimovic'i seviyorum. Bence Messi dünyanın en iyi futbolcusu ama Ronaldo da muhteşem bir futbolcu demiş. Bu ne lan? Dört büyükler arasında transfer yapan Burak Yılmaz modunu açmış. Beşiktaş'a mı gitmek istiyorsun Serdar? Tabii şaka bir tarafa ama Serdar Dursun'un geleceği de söz konusu. Acaba Serdar Dursun kalıp stoper yabancı gelecek mantığı mı var Fenerbahçe'de? Ve son haberimiz Eden Hazard milli takımı bıraktığını açıkladı.
Belçika milli takımında 126 kez forma giyen 31 yaşındaki Hazard 33 gol, 36 asist yapmıştı. Eden Hazard. Şimdi bu diyeceğim cümleler birçok kişiye saçma gelecek. Birçok kişi diyecek ki hocam sen PR kasıyorsun. Senin niyetin PR kasmak. Biz anladık bunu. Yani sen buradan 3-5 yoluma bakayım. Abone kasayım, üye kasayım, para kazanayım dersin. Yemezler diyeceksiniz. Arkadaşlar, Eden Hazard Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Eden Hazard Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Hocam menajer aracılığıyla mı iletti bunu? Sen nereden biliyorsun? Arkadaşlar Hazard zamanında 3 Temmuz sürecinden önce Fenerbahçe'mize transferi söz konusuydu. Lille'deyken ve güzel bir parayı alabilecekken maalesef Fenerbahçe düşmanlarının yapmış olduğu kumpas ile Fenerbahçe zayıflatıldı. Ekonomik anlamda zayıflatıldı. Ve sonuç olarak da bunu maalesef yaşamış durumdayız. Ve bu yaşadığımızdan sonra da futbolcu bize gelmedi. Ancak bir söz verdi. Ben eninde sonunda Fenerbahçe'de oynayacağım diye. 30 yaşından önce geleceğini zannetmiyorum demiştim geçmişte. Ben bu duyumun benzerini bir kez daha verdim. Mesut Özil'de. Onda da yanılmadım. Bunda da yanılacağımı sanmıyorum. İster misiniz devre arasında Fenerbahçe'ye Eden Hazard'ı transfer etsin? İster misiniz böyle bir şey? Bakın, aslına bakarsanız en transfer edebileceğimiz dönemde Hazard. 115 milyon euroya almışlar. 150 milyon euro iken piyasa değeri Chelsea'de. Real Madrid'de bir türlü isteneni verememiş. Bu sezon 15 maça çıkmış. 1 gol 2 asisti var. Asistinin biri UEFA Uluslar Ligi'nde. Milli takımıyla 6 maçta. Diğer asist ve gol Şampiyonlar Ligi'nde 131 maça çıkmış. 1 gol 1 asist. Dünya Kupası'nda 3 maç 126 dakika. La Liga'da 3 maç 98 dakika. Toplamda 680 dakika. Yani o eski halinden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi diyor ya. Aynen böyle. Hani sizler diyorsunuz ya. Ya hocam işte Barcelona Depay'ı göndermek istiyormuş işte şu kadar para. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Fenerbahçe'nin ekonomik gücü birazcık düzgün olsaydı hem Hazard'ı hem Depay'ı çekerdi. Hem Hazard hem Depay'ı çekerdi. Zaitz'ı bilmem şunu bunu gönderirdi. Onunla parayı amorti ederdi. Bir düşünsenize Hazard ve Depay'ın geldiği Fenerbahçe'yi. Bu arada Depay için girişimler var ama ben söylüyorum imkansız, asla beklemeyin. Yani imkansız. Hani bu şey var ya. Bu arada Luan Perez baba oluyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Ya ne olacak adam futbol oynamaya oynamaya. Unutturduydu kendini. Luan Perez kimdi falan. Şimdi Depay'ın asla bir ihtimali yok. Onu söyleyeyim. Ama Eden Hazard'ın ihtimali var. Gelme ihtimali var. Fenerbahçe'de de oynamak istiyor. Böyle bir transfer gerçekleşirse şaşırmayın. Şok olmayın. Hocam devre arasında gelir mi? Rossi gidip Eden Hazard gelecek desem ister misiniz? Hocam kapalı kutu. Ben çok istemem. Buruma gidip Hazard gelecek desem. Rossi gidip Buruma gelecek desem. Hocam onu hiç istemeyiz. Yani Rossi kötü diyoruz ama Buruma daha kötü dersiniz. Peki başka bir soru. Hem Rossi hem Buruma gidip Eden Hazard gelecek desem büyük risk değil mi? Çünkü düşüşte. Ben Eden Hazard ihtimalini yabana atın demiyorum. %1 bile olsa bir ihtimal var. Oyuncunun bizde oynamak için sözü var. Ve bu yabancılar sözünü yemez bizim Türkler gibi değil. Bizim Türkler maalesef sözünü unutuyorlar. Depay için başka takımlarda görüşüyor. Yani bize çok beklemeyin. Ama ben sadece şunu soruyorum. Yani bir Depay'ı çeksek, bir de Hazard'ı çeksek. Niye olmasın? Hocam bunlar söğüşçü değil mi? Birinin yaşı 31. Jesus'la yeniden doğabilir. Diğerinin yaşı 28. 1.78 boyunda
Koşucu santrafor. Gana asıllı. Vallahi Jesus bunu adam edebilir. Düşünsene bak. Bu Depay'ın ama yazın ihtimali var. Yani şimdi asla ihtimal yok ama eğer yaza kadar kimseye gitmese yazın bir ihtimali var. Evet 10 milyon euro alıyor şu anki takımda ama sen bunu bonuslara bürürsün. Oraya da bir madde eklersin şöyle böyle diye. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi inşallah anlarsınız. Ben şu aşamada asla Depay gelecek demiyorum. Asla Hazard gelecek demiyorum. Ama ihtimal %1 bile olsa var diyorum. Sezon sonuna bırakılırsa Eden Hazard'ın da Depay'ın da gelme ihtimalleri var. Onu da belirtmiş olayım. Bunun haricinde de bir şey daha söyleyeyim. Rossi için teklifler var. Diego Rossi için. Değerlendirir miyiz? Şu aşamada zannetmiyorum. Peki hocam Rossi gitti diye bir haber aldık. Biz buradan Hazard HO diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz. İnşallah da mesaj aldınız. Olayinka külliyen yalan. Waterman şu an için beklemeyin. Ben Nino'yu beklediğimi bir kez daha söyleyeyim. Yani olursa Nino olur yabancı stoper. Öbürleri çok zor. Onu da söylemiş olayım. Peki hocam hem Hazard hem Depay hem Nino ihtimali %1 bile olsa var mı? Var ama hepsi şimdi değil. Olayinka'yı beklemeyin dedim. Serdar Dursun bu gidişte kalacak gibi duruyor. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Yani %1 bile olsa böyle bir ihtimal var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.